Ankara kesenin ağzını açtı. Seçim ekonomisinin konuşulan tutarı 500 milyar TL. Bankaların karı katlanınca düşük faizle hazine bonosu almaya zorlanmaya başladılar. Üstelik Merkez Bankası'nın %13'lük politika faizinin bile altında. Sarayda herkesin ve her kurumun hesabı tutuluyor. Karı tek başına kimseye yedirmezler. Ne zamandır böyle? Dünyanın her yerinde konut pazarları çökecek. Çin'de başladı. Amerika ve İngiltere'de konut satışları durma noktasında. Türkiye'nin gittiği yeri tahmin etmek güç değil. Döviz patlayacak, krediler durdurulacak, sermaye kontrolü gelecek. 2023'te iktidar değişse de değişmese de durum vahim. 15 Temmuz rejimi sallanıyor. Hem ekonomik hem de dayandığı çürük siyasal temeller nedeniyle. İktidarsa önümüzdeki birkaç ayı atlatma derdinde. Tıpkı iğneyle maça çıkan futbolcu gibi. Dış destek almadan bu güç. Görünen o ki Rusya lideri Putin Erdoğan'a bu hayat öpücüğünü verebilir. Ankara'nın buna ihtiyacı var. Öte taraftan Batı dünyası Ukrayna işgalinden sonra Rusya'nın Türkiye ile ticaretine ses etmediği gibi bunu artırmasını da görmezden geldi. Amerika gidişata bakıp düğmeye basabilir. Türkiye seçimleri ABD ile Rusya arasında bir mücadeleye sahne olabilir. Erdoğan'ın elbette içeriye dönük hesapları da var. Tüm araştırmalar maksimum oyunu %40-42 bandında gösteriyor. Erdoğan'a asla oy vermem diyenler %55'leri bulurken işte bu %55'in ustaca bölünüp parçalanma çabalarına tanıklık ediyoruz. Demokrasilerde kaya gibi duran %40 parçalı 60'a üstünlük kurar. 2015 7 Haziran seçimlerinde tam da böyle oldu. Erdoğan önümüzdeki seçimin ilk turunda %50'yi bulamayacağının farkında. Onun için karşısında ortak aday görmek istemiyor. Bunu başarırsa seçimin sonucunu ilk turla ikinci tur arasındaki strateji belirleyecek ve Türkiye en uzun haftasını yaşayacak. Hesap bu. Muhalefet her şeye rağmen ülkeyi ve Erdoğan'ı şaşırtabilir. Elinde halen iki mühim koz var. Bir ortak adayın etrafında kenetlenip içindeki ayrı kodlarını etkisizleştirmek. 2. Seçimin vaktinde yapılmasını sağlayarak Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını engellemek. Çünkü Erdoğan ancak meclisin alacağı erken seçim kararıyla aday olabiliyor. Bunu kendi de biliyor. Meclise erken seçim kararını getirince muhalefetin hayır diyemeyeceğini varsayıyor. Motivasyonunun başlıca kaynağı muhalefete dönük hamlelerinde bugüne kadar hep başarılı olması. Muhalefetin ise 2018'de İyi Parti'ye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurdurularak seçime sokulması gibi pansuman atakların dışında seçimi alacak strateji geliştirmesi gerekiyor. Şeytanın aklına gelmeyecek oyunlar göreceğiz. Misal Erdoğan veya Bahçeli ortaya erken seçim lafı atarak muhalefeti panikletebilir. Bu pişmemiş aşa su katma çabası olur. Muhalefet liderlerinin 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde buluşabilmesi mühim. Halen tüm veriler Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yolunda yürüdüğünü gösteriyor. Altılı masada oturan liderlerin yerine koyun kendinizi. Seçimden sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı yürümek istersiniz? Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'la mı? Ya da Meral Akşener'le mi?